dizi aşkı daha gerçek oldu. Geçen hafta erken final yapan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal'la Halit Özgür Sarı sevgili oldu. Seni seviyorum Fumirulaş. Ben de seni seviyorum Nazbaş. Sinem Ünsal, Gonca Ustateli'nin senaryosunu yazdığı Cenazemize Hoş Geldiniz filminin başrol oyuncusu oldu. Ünsal, Kubilay Akay'la başrolünü paylaşacağı filmin okuma provası çıkışı görüntülendi. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl geçti provalar? O kadar güzel geçti ki vallahi biz çok güldük şimdiden. Çok eğlenceli. Yeni tanıştık, evet. Tanıdığım tabii oyuncu arkadaşlarım var. Reha abiyle daha önce çalıştık. Böyle hem tanıdığım insanları, güzel insanları görmek mutlu etti. Hem zaten artık evimdeyim yani buraya gelmeye çok alışıyorum. Hem çok güzel bir senaryomuz var. Ekip şahane, çok çok güzel bir okuma provasıydı. Ünsal, Cenazemize Hoş Geldiniz filminde hayat vereceği İrem karakterini anlattı. Filmde evlenmek istiyor. Evet, öyle. Tam olarak öyle. Evlenmek, huzurlu olmak istiyor. Ama alışılageldiğin dışında bir ailesi var. Onları çok seviyor ama eşinin, müstakbel eşinin ailesiyle onların arasında bir köprü kurmaya çalışan bir karakterim var. Her iki tarafı da idare etmeye çalışan bir karakterim var. O yüzden ben oyuncu olarak ayrıca mutluyum. Ve çok güzel yazılmış bir karakter ve senaryonun içinde olmaktan çok mutluyum. Ben seyircinin böyle özellikle ilk fragmanımızı, teaserımızı görünce bile heyecanla bekleyeceği bir şey yapacağımızı düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. 4 yıllık sevgilisi Kıvanç Kılınç'la yollarını ayıran Ünsal, dizi setinde yakınlaştığı partneri Halit Özgür Sarı'yla Belgrad'a tatile gitmişti. Ünsal, yeni ilişkisiyle ilgili sorulara açık yüreklilikle yanıt verdi. Dizi yeni bitti. Evet. Dizi saklı. Yani dizi saklı yeni bitti. 10 gün önce setimiz bitti. Bir tatile gittik. Belgrad'a gittim. Birazcık artık dinleneyim diye dinlendim, enerjimi topladım. Şimdi de tekrar sete çıkmaya hazırım. Bir de haberler çıktı, Halit Bey'le gitmişsiniz galiba yeni bir beraberlik diye. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl gidiyor peki? Güzel sete gidiyor, başladı. Evet. Dizi aşkı gerçeğe tamam. Döndü. Tamam, evet. Hadi görüşmek üzere, sağ olun. Filmde çok teşekkür ederim. Sağ olun, hadi kolay gelsin. Öte yandan Kubilay Aka filmde Sinem Ünsal'ın sevgilisi Ozan'a hayat verecek. Aka okuma provası çıkışı soruları yanıtladı. Nasıl bir film bekliyor? Vallahi bir aile sıcaklığı güzel bir film bekliyor. Aslında iki evlenmeye çalışan çocukların iki ayrı aile olarak birbirinden farklarını gördüğümüz ve çok eğlendiğimiz bir aile komedisi, sıcak, güzel. Kubilay Aka aynı zamanda Hazar Ergüçlü ile sadece arkadaşız adlı dijital dizide rol alıyor. Bu ara işler açıldı. Hazar Ergüçlü ile de bir... Evet, evet. Var, ondan da biraz bahsedelim. Onunla da beraber güzel bir iş yapıyoruz. 20 bölümlük bir mini dizi, 15'er dakikadan oluşan. İki kişi, genelde işte en fazla 4 kişi kamera karşısında olduğumuz bir iş. Çok keyifli, orayı da çok seviyoruz. Güzel bir romantik komedi olduğunu düşünüyoruz. Projeden projeyi koşturan Kubilay Aka, giyim tarzıyla da ilgi odağı oldu. Bu kadar çok tercih edilmenin... Estağfurullah. Yani severek ben işimi yapıyorum. Çok öyle tatil biliyorsunuz senelerdir benim çok yok. O yüzden çalışıyorum. Hep çalışıyorum. Güzel. Hayırlısı olsun diyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin herkese. Çok sağ olun. Kurtarız olmuşsunuz. Üç Kız Kardeş dizisinde seyirci karşısına çıkan usta tiyatrocu Reha Özcan, Cenazemize Hoş Geldiniz filminin kadrosunda yer alıyor. Özcan, geçen aylarda çoban köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Nasıl bir karakterde göreceğiz? Değişik bir karakterde göreceğiz. Hem yaş olarak hem tavır olarak farklı bir karakter olacak. Zaten değişken rolleri oynamayı seviyorum. Yaz nasıl geçiyor peki? Yaz yoğun geçiyor. Hem bir taraftan tiyatro hem işte diziye ara verdik. Bir sakatlık süreci geçirmiştim. Bir köpek saldırısına uğradınız. Ya yalan dolan ya. Siz abartıyorsunuz. Haberler çıktı ama. Yok. Sakatlık onu düzeltelim hemen. Grup olarak açık alana gittik Burdur'da. Ama köpeklerin alanıydı. Onlar da içgüdüsel olarak yapmaları gerekeni yaptı. Biz yapmamamız gerekeni yaptığımız için oraya gittik. Hoş olmadı yani. Bir hayvansever olarak yaptığımız da doğru değildi. Onları irite ettik, onlar da saldırdı. Biz de kaçarken sakatlandık yani. Bu yaşta kaçarsan olacağı oluyor. Geçmiş olsun, iyi çok, misin şimdi? İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. Bomba gibi başlayacağım sezonu. Evet, dizi başlayacak. Tarih belli oldu mu? Şu anda belli değil. Anlatayım. Yok, çok güzel. Onun da treadmanlarını falan okudum. Çok güzel ve sürprizlerle dolu başlayacak.
Yargı dizisinin Savcı Deryası Şükran Ovalı da Cenazemize Hoş Geldiniz filminde kamera karşısına geçecek. Film çok güzel, yani çok içimize sindi hepimizin. Okul arkadaşlarımızın Gonca yazdı, okul arkadaşım Gözde Seda var. Çok güzel bir ekip, Sinem var, geçiyor. Kubilay, bayağı güzel bir ekip olduk. Şimdi ilk bir okuma provamızı yaptık. Herkes birbiriyle tanışmayanlar tanıştılar. Böyle. Yaz nasıl geçti peki? Yaz güzel geçti. Geldim erken döndük biraz ama erken gitmiştim zaten. Yargı erken bitmişti. Mayıs sonunda gittim, hemen geldim sonra. Yargı ne zaman başlıyor peki? Yargı herhalde Ağustos sonuna doğru çekimler başlar ama ne zaman girer, Eylül mü, ikinci haftası mı, ilk haftası mı onu bilmiyorum. Ünlü futbolcu Caner Erkin'le evliliğinden Mihran Ela adında bir kızı olan Ovalı, paylaştığı mutluluk pozlarıyla dikkat çekiyor. Caner gayet iyi, antrenmanları var. Mihran gayet iyi, çok teşekkür en ederim. En son havuzda falan böyle fotoğraflar paylaştık. Evet, döndüğümüzde evde havuzda fotoğraflar da paylaştık. Mihran'ın keyfi gayet yerinde, çok teşekkür ederim. Sizi de özlemişim, iyi oldu gördüğüm. İzninizle gidiyorum. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın, sağ olun. Cenazemize Hoş Geldiniz filminin senaryosunu yazan Gonca Vuslateri yaşadığı heyecanı paylaştı. Vuslateri, filmin ekibinde yer alan usta oyuncu Güven Hokna'yı da kapıya kadar geçirdi. Doğacan Perkün'le beraber yazdık. Bizi Fatih Aksoy bir araya getirdi. Yani hikaye bana ait ama yazarlığımız iki kişi, yani ben ve Doğacan yazdık. Vallahi çok güzel bir kast oldu yani. Çok böyle moralli, enerjik bir okuma oldu. Ben cuma günü, yani iki gün sonra bizim setimiz başlıyor. Çok heyecanlıyız. Sizi kameranın önünde görecek miyiz? Biz onu çok merak ettik ama olacak mı? Evet, olacak. Olacağız. Eren girme Eren. Çektin mi? Tamam gir. Teşekkürler, afiyet olsun. Nasıl gidiyor? İyi oldu her şey, teşekkürler. İyi, sağ olun. İyi gidiyor, sağ olun. İşleri soralım hemen. Vallahi neler var? Benim Gürsel'in işte bu yeni şey var. Ben onunla ilgileniyorum bu aralar. O var, şu an gündemde sadece. Sosyal medyada da bayağı bir birbirinize artık aşk dolu yorumlar yapılmaya başladı. Bayağı mı? Evet, sizden çok yani görmedik ya, o yüzden. Evet, aynen. Öyle bir tanecik. Bir tanecik. Evet, devamı evet. Gelmiyor mu? Bilmiyorum. Ufak ufak evet, değil mi? Ufak evet. Ufak. Bir başlangıç. Ne zaman yolculuk? Sezon Eylül 20 gibi başlayacak. Zaten şu an hani milli takım süreci başladı. Evet. Zaten. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bu arada da ufak bir off günümüz vardı. İşte beraber ufak bir yemek yiyoruz. Şimdi de izninizle kaçalım. Zor olmuyor mu? Amerika kıtalar arası bir ilişki yaşamak zor olmuyor mu? Yani bunu nasıl becerebiliyorsunuz? Çünkü evet görüyoruz da. Evet. Sizden duysak diye dedik sözlü olarak. Vallahi oluyor. En son bunun çözümünü Cedi Osman'la Ebru Şahin yaptı. Yaptı. Direkt evet. Evlendi. Sizin var mı böyle bir düşünceniz? Var galiba. Kıtaları yani, aradan evet. Kaldırmak için. Ya her ilişkide evet. Tabii ki zorlukları var. Bizimki de sadece mesafe olsun diyelim şimdilik. Başka sorunlar olmasın. Onun için her şey çözülür, aşılır. İzninizle yavaştan kaçalım. Ama şimdi biz soruyu sorunca hep onu bir gülünce böyle bir şeyler anladık yani. Bir şeyler hissettim diyor ki ben gülerim ben neyi gülüyorum. Parmaklara bakıyorum ama bir şey yok. Yani. Başka sorunuz varsa cevaplamaktan mutluluk görürsünüz. Siz aklınız her çiftte sorduğunuz sorular canım yani. Peki siz normal. Ne yapacaksınız yeni sezonda? Şimdi işte yeni bir iş mi? Gülse bir senin işi var. Bu Disney yapacağımız olan evet. Film var. Onun dışında şimdi bir şey söylemeyeyim, bir şeyler var da komedi ben olacak, de. Değil mi komedi. Şimdilik evet komediden daha. Özlemiş misiniz peki? Uzun bir süre oldu çünkü beraber çalıştınız. Yalan mı? Tabii canım, aynen. Ondan evet, sonra tabii, bir de olmadı. Tabii çok güzel bir kadromuz da var. Dün de okuma programımız da çok da güzel geçti. Biz çok eğleneceğiz. Çok yani, mesela ben onu çok merak ediyorum. Set halleriniz orası herhalde yıkılır yani. Yok, bayağı iyi olacak evet. Kadro çok güzel vallahi, çok şanslıyız. Çekimler İstanbul'da mı olacak? Burada. Tabii İstanbul denirse biraz uzaklarda olacak ama, şehirden uzak ama. Son dönemde birçok oyuncu artık dijital platforma kaydı ya. Yani ha bu... yakalamışken mi? Vallahi biz kaçalım bitmez de şey sorular. Biz kaçalım. Tabii, sosyal tamam. Medyada artık çok aktif değilsiniz. Eskiden eğlenceli videolar geliyordu, biz de izleyip eğleniyorduk. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Peki teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun, görüşürüz.